let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizlere oyuna yeni gelecek olan Kartallı yükseltilebilir bir tane set göstereceğim. Bu 6-7 level'e kadar çıkıyor, şu anki Firavun seti gibi düşünebilirsiniz. Ayrıyeten size bir de arabalarda ışınlanma bug'u var, onu da göstereceğim sizlere. Eğer ki istersen bunu yorumlara yazmanı istiyorum, yoksa çekmeyeceğim. Normalde bu araba bug'unu da çekmez ama hani 30 saniye bu videoya koyayım, öğrenmek isteyenler nasıl yapıldığını, nasıl bug'dan kurtulabileceklerini öğrensinler diye bu videoya koyacağım. Eğer ki isterseniz de yarın sizlere Luna Park'a ışınlanabiliyorsun. Yani nasıl diyeyim mesela, Luna Park'a girdin, çıktın, ışınlanma tuşuna basıyorsun ve Luna Park'a geri geliyorsun. Bildiğin böyle bir tane de bug var. Eğer istersen bunu yorumlar kısmında yazabilirsin. Kapanmadan çekebilirsem çekerim ama eğer istersen çekeceğim. Şimdi ilk önce sizlere araba bug'unu göstereyim. Daha sonrasında ise oyuna yeni gelecek olan Kartallı Martallı 5-6 hatta 7 level doğabilir, tam hatırlamıyorum, yükseltilebilir yeni bir set gelecek. Sizlere onu göstereceğim. Şimdi ilk önce hadi arabadan başlayalım. Şimdi şurada bir tanecik Toros var. Tamam. Peki tak nasıl bir şey derseniz, eğer ki Toros'a düz binerseniz, böyle normal yürüyerek binerseniz ve inerseniz sizlere normal atıyor, hiçbir sıkıntısı olmuyor. Ama eğer ki sen bu araca zıplayarak binersen seni geriye atıyor. Aslında olay tamamen bu şekilde. Şöyle zıplayarak binersen eğer ve gidersen, indiğinde araç seni geriye atıyor. Peki bu bug'dan nasıl kurtulabilirsin, sana onu da şöyle söyleyeyim. Eğer ki yan koltuğa geçip inersen bu bug'ı yaşamazsın. Ama eğer ki normal olarak inersen, hani sürü koltuğuna inersen, seni direkt geriye atıyor. En son nereden bindiysen direkt oraya ışınlanıyorsun. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde Kartal setimize geçelim. Şimdi gelelim setimize. Benim deyişimde Kartal seti ama Türkçe'ye çevirdiğimde Kan Kuzgunu diye bir şey çıkıyor. İngilizcesi de Blood Raven diye bir set. Şimdi peki bu setimizin özellikleri neler dersen sizlere şu şekilde göstereyim. Bu set ilk başta böyle şu anda görmüş olduğunuz gibi siyah, tamam mı? Böyle kartal maskenizi getiriyor falan, böyle maskeye getiriyor, takıyorsunuz ve kırmızı oluyorsunuz. Bence Firavun setinden daha güzel olabilir. Bunda mesela kartallar falan filan da var. Bence kartal olması baya güzel olmuş. Ben şahsen beğendim ama maalesef ki ben alamayacağım. Bu arada eğer ki sen UC yükleyeceksen Vatan Game'de benim linkimden üye olduğunda %5 indirim alabilirsin. Ayrıyeten her alışverişinizde ek bonus paketi var. Yani baya bir Vatan Game'de de indirim var. Eğer ki UC almak istersen şu an Türkiye'de en ucuz sitelerden biri diyebilirim size. Hatta hani benim görüşüme göre en ucuzu. Diğerlerinden bile baya ucuz bildiğiniz. Peki bu setin özellikleri neler? Hemen sizlere göstereyim. Mesela bir tane arkadaşınız geldi, tamam mı? Böyle geliyor ve maskeyi takıyor ve sadece olay bu kadar. Hani sadece maske takabiliyorsunuz. Bence keşke hani onlara da bir set falan verse güzel olabilir. Öldürme efekti ise hani cidden de düşmeyen de, ne bileyim kanka, baksana ya. Kartallı kırmızılı böyle var ya, Firavun'dan falan acayip hoş bana göre. Geliş efektimiz ise, diyelim ki bir takıma girdin, tamam mı? Böyle maskeyi alıyorsun, takıyorsun yüzüne, kartallar falan etraflarda uçuyor ve mis gibi bir setiniz oluyor. Bence hani bunu aldıklarında TikTok'a ne kadar video atacaklar hayal edemiyorum ama büyük ihtimalle ben bunu atacağım. Ben atacağım aga, bak buradan böyle alacağım, iki setimi birleştirip TikTok'a video atacağım. Bence çok mantıklı. Peki bu set bir levelde nasıl bir şey derseniz hemen sizlere göstereyim. Bu arada o ilk başta gösterdiğim siyaset bunun bir değişik versiyonu. Hani bu da yine aynı şekilde mumya seti gibi 3-4 tane de bölüşecek. Mesela burada işte 2 level yaptığınızda arkadaşlarınızla paylaşıp onlar maskelerini takabiliyorlar. Bir de 2 levelde diğer özelliğimiz ise ıslık çalıyorsunuz, sizlere bir tanecik kartal geliyor, tamam mı? Kartal geliyor böyle aşağı ve duruyor. Hani ister kartal getirme efektini çağır, ister arkadaşınlara Firavun maskesi verme efekti. Tabi ben daha önce bunları açmadığım için ikisini de veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum ama hani iki tane özellik var 2 level olduğunda. 3 level olduğunda bu hale geliyor, hani birazcık daha böyle şekli falan filan değişiyor ve bence tasarımı güzel oluyor. Ama hani direkt silah yükselttiğindeki görüntüsü bence acayip güzel. Hani bu kırmızı öldürme efektini ben çok beğendim. İnşallah bana da nasip olur diyorum ama hani bunu çıkartmak falan 10.000 UC'ye lazım. Ben daha hesabım
buz diyarı çıkaramadım. Bir tane bile yükseltilebilir setim yok. Biliyorum senin de yok. Ve mesela eğer ki isterseniz de Kartal sizlerin maskenizi getirebiliyor. Hani yükselttikten sonra Kartal maskeni getiriyor ve böyle kırmızıya dönüşebiliyorsun. Ve bence Firavun'dan kat kat güzel diye düşünüyorum. Ben hani Firavun'un yanında bu birazcık daha şey kalıyor. Yani bu daha karlı bence. Hani Firavun alamayanlar bence bunu aldıklarında daha çok sevineceklerini düşünüyorum, oyuna para yatıranlar. Tabii biz yatıramayacağız yine. Biliyorum sen de yatıramayacaksın. Eğer ki istersen böyle etraflarında dönen kartalları da çağırabiliyorsun. Ve finalde ise böyle bir set haline geliyor. Arkalarında birazcık altın kartallardan falan çıkıyor. Siyah çıkıyor, beyaz çıkıyor ve hani benim acayip hoşuma gitti. Keşke ben de alabilsem diyorum ama çok pahalı be. Peki diyeceksiniz ki bu seti alırken yanında neler olacak? Bu setin yanında bir de böyle sarı yeşilli bir seti olacak. Hani sarısı var, kırmızısı var, mavisi var. Sarısını aldığınızda bunun emojisi böyle tavşandan kaçan bir tane emojisi var. Çok çok değişik bir şey. Yani tavşanı böyle kovalıyor git falan diyor. Tavşandan korkan bir set yapmışlar. Böyle kafayı falan çıkarıyor, bakıyor diyor gitti mi falan filan. Bence bunun emojisi baya baya havalı olmuş. Yani şu tavuk var diye bir tane gelip tavuk gibi öten. Ondan sonraki en iyi emojilerden biri bence bu olabilir. Ben baya baya beğendim şahsen. Daha sonrasında ise bir de bunun mavi versiyonu var. Hani bunu PUBG yine bir çarkı bir ara dört çarka birleştirdi diye. Yine öyle bir şey mi yapacak? Nasıl yapacak bilmiyorum ama bir de bunun mavisi var. Mavisi ise böyle değişik değişik emojiler yapıyor. Kafasını itiyor, geri gidiyor falan filan. Ondan sonra bu da örümcekten korkuyor sanırım. Örümceğiyle ayağını itti, örümcek uçtu. Kelebek oldu. Ne oğlum bu kelebek örümcek oldu. Ya ayağı da itti falan filan, böyle bir şeyler oldu. Bence tavşan daha güzel ya. Ya bence tavşan daha güzel. Boş ver örümceğe. Tavşan olsun. Çanta süslemesi olarak da böyle bir tanecik kırmızı, lavlı mavlı, güzel mi güzel bir tane çanta süsü verecekler. Bence pek de hani gerekmeyen bir şeyler diyebilirim. Daha sonrasında ise böyle bir tanecik orak desenimiz var. Ben de zaten pembe balta olduğu için bunlar benim pek umurumda değil. Ama hani bu da çıkarsa, hani paramız olursa bence kırmızısı falan kullanılır ama çok pahalı be kanka bunlar da. İçinden çıkacak çerçevelerden biri ise bu. Hani kırmızı bir tanecik de çerçeve tabii ki de olacak ve bence en güzeli, bak bu arada ciddi söylüyorum, en güzel paraşüt bugüne kadar ki bu. Bak kartalların bir hareketine, efektine bir baksana kanka. Hani bu kartallara düşmeyen de ne bileyim yani. Bak bildiğin kırmızı siyah mis gibi böyle hareketli hareketli kanat yapmışlar. Bence çok çok güzel, benim acayip hoşuma gitti. Bir de şöyle bir emojimiz var. Bunu da sizlere göstereyim. Bu emojiye bastığınızda böyle bir tanecik yaprak alıyor, tamam mı? Siyah kanat yaprağı gibi bir şey. Böyle tutuyor, böyle bakıyorum falan filan. Sonra atıyor, bitti. Bu kadar. Ya başka bir şey yok. Bir de çanta desenine gelecek olursak bence çantası da baya baya hani aşırı güzel yapmışlar buna oranına diyebilirim. Bence bunlara da kanat falan koymaları güzel olmuşlar. Şahsen ben cidden beğendim ama ya artık bu videolarda demekten yoruldum ama biz alamıyoruz ya. Bize de bir şey ver, bir beleş ver. Mesela Firavun seti geldiğinde 300 gümüşe çevirebiliyorduk ya, ben 5 kere çevirdim ve bana baş çıkmıştı. 1500 gümüş parçacığım gitmişti ve hani ben o 1500'de 7.5 tane premium sandık alırdım. 7.5 tane bu arada. Hani böyle bir şey bence güzeldi ama inşallah bir gün hepinize nasip olur diyorum. Bu videoluk benden bu kadardı. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG Mobile videomda görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay. Got a body like a rock star, yeah that shit is looking rock hard, yeah rock hard, I would put her on the roster, cause she keeps on getting hotter, and hotter, ooh baby let's go.